Aziz Gül demiş ki abim peki büyük oyunların Epic Exclusive çıkması hakkında ne düşünüyorsun? Tabii ki günün sonunda yapımcı şirket nerede çıkaracağını kendi karar verir ama Valhalla'nın Epic Exclusive aynı şekilde Valhalla Epic Exclusive çıkmadı ki. Aynı şekilde Hitman 3 de Epic Exclusive geliyor. Bunlar benim yapımcı yayıncı şirkete şahsi saygımı azaltıyor. Aziz benim de azaltıyor ama Hitman 3. Aa, Epic Exclusive geliyor gerçekten. Aa. Bu nasıl bir gerizekalılık ya? Hadi yallah ya. Bana ne ya? Steam'e çıksın alırım. Zaten Steam'e sonra daha kaliteli çıkıyorlar hep. Bu şey de öyle oldu ya. Ne o? Kontrol grubu oyunu var ya. Epic'e çıktı. Epic'te millet oynadı. Herifler bir sene sonra Steam'e daha iyi haliyle çıkarttılar. Nefret. Öf. Niye Epic'ten almıyorsun abi? Niye alayım abi Epic'ten? Yani. Steam'de kütüphanem var kocaman. Kart sistemim var. Bilmem ne var. Daha Epic Launcher'ın götünü başını bir düzeltsin de bakalım. Çok gıcık oluyorum Epic'e ha. Var ya bedava oyunda atmayı bıraksalar bunlar. Epic kömür dağıtmayı bıraktığı gün biter abi. Epic'in ortaya koyabildiği hala hiçbir şey yok. Kömür dağıtmayı bıraktığı gün biter. Bir de yayıncılara kod üzerinden para vermeyi. Rüşvetle yaşıyor abi herifler. Rüşvetle yaşayan hiç kimseye saygım yok ya benim hayatta. Politik açısından oyun platformuna. Ulan daha bir kere birden fazla oyun eklemiyorsun ya çantana. Böyle salak bir platform olabilir mi? O bedava dağıttıklarını bile tek tek almak gerekiyor. Farkındasınız değil mi? Çünkü şey yok, alışveriş sepeti yok hala sitede. Alt tarafı milyar dolarlık oyun şirketi yani. Bunu yıllar önce söyleyenler haksız çıktılar biraz. Yo, Epic kömür dağıtmayan hangi gün bıraktı ki Özgür? Battlefront 2 verecekmiş haftaya. Versin kanka ya. Ben bu şeyi anlayamıyorum işte. Yani Twitch'in 3 kuruşluk aboneye 5 kuruşluk ödeme yapmasını falan. Ne bileyim, anladınız mı? Böyle... Ömür makarna kazandı ya arkadaşlar işte, ne diyeyim, uzatmayacağım muhabbeti. Epic de yani öyle bir şirket de ki şirket ki Apple'dan alacağı %10 için çıldırdı herifler ya. Tuhaf tuhaf işleri var. Abi bence haklısın ama bu süreçte Steam kütüphaneden daha iyi bir Epic kütüphanesi oluştu bende. Doğrudur. Ya arkadaşlar. Epic'in bedava oyun dağıtması iyi bir şey zaten. Hele de bizimki gibi dar gelirli oyuncunun daha çok olduğu bir ortamda çok iyi bir şey. Epic'in GeForce Now'la çalışması daha da iyi bir şey. Çünkü oyun alamayan adam zaten parasızlıktan bilgisayar hiç alacak durum yok. Epic bedava dağıtıyor. Adam da GeForce Now'a biraz birkaç saat bekleyip giriyor. Oyununu oynuyor. Tamam mı? Şimdi bunlar iyi şeyler. Bunlar oyun sektörü için çok iyi şeyler. Ama ben içinde 1700 oyunumun bulunduğu çiçek gibi çalışan Steam yerine gidip de yani rüşvetle bilmem neyle tutunmaya çalışan Epic Store'a beni geçiremezsin kardeşim. Bana Steam'den iyi hizmet sun. Bana Steam'den iyi fiyat sun. O zaman ben Epic'e geçerim. Ben çünkü müşteriyim. Onu demek istiyorum. Yani şu anda Epic'i çok çok seven insanların çoğu Epic müşterisi değil aslında. Epic kullanıcısı. Şey gibi düşün ya Epic'i aslında. İşte eksen gibi düşün. Yani şey diyor ya millet. Ya millet hani Acun'un programları bedava ve televizyonda diye izliyordu. Şimdi acaba 10 lira verecek mi gibi muhabbet dönüyor ya. Epic bana onu hatırlatıyor. Ya da belki adamlar bir ömür boyu bedava oyun dağıtmaya devam edecekler. Belki de yeni düzen böyle. New World Order. Böyle hani şeyle ne bileyim. Böyle yaşayacağız artık belki de hayatı. Bilemedim. Epic Games developer değil benim bildiğim. Ne? Oha. Epic Games developer değil mi? Efendim? Ah be reis be. Bu kadar bilgiyle ama sen çok yani bu
Bu derece bilgi çok zor kral ya. Enis Kirazoğlu dikkat et, tahtın sallanıyor. Wow. Hani oyun developer'ı 5 tane say desen herhalde ilk 5'te Epic falan saymak gerekir son 20 yıldır. Kral. Olur mu öyle şey ya? Dostum. Allah aşkına yapma etme Epic Games. Yani ölüyü yani yiğit öldür hakkını yeme. Epic Games herhalde dünyanın developer açısından en iyi şirketlerinden filan bir tanesi. Yapma etme kurban olayım. Enis Kirazoğlu, Dost Kayıoğlu kalkın. Kalkın geliyor. Oyun konusunda bu kadar bilgi. Ben kalkayım sandalyemi teslim edeyim kral. Reis. Ben şu an bu sandalyede oturmak istemiyorum. Abi ben vallahi ayakta oynayacağım. Yayının geri kalanını. Hop. Squat, bundan sonra yayının geri kalanını squat'ta oynayacağım. Bu şahıs karşısında ben oturarak yayın yapamam bundan sonra. Kusura bakmayın. Saygımdan ve hürmetimden bu şekilde bundan sonra bu yayını yapacağım. Squat yayın bundan sonra hep. Hem de biraz götüm çalışsın, fena mı? Böyleyiz bundan sonra. Enis Kirazoğlu, Doskayoğlu, siz de kalkın. O geliyor. Neyse ya. Çocukla da çok dalga geçmek istemiyorum ama. Biraz bir vakittir gördüğüm en acayip cümlelerden biriydi. Kusura bakma. Ay. Beni şok ettiğinden bu kadar dalga geçtim dostum senle. Yoksa bir elbette bilmemek değil, öğrenmemek ayıpsa. Bir an böyle Epic yayıncı değil bildiğim kadarıyla falan deyince hani olur mu abi? Epic bir de piyasadaki en iyi oyun motoruna sahip yapımcı falan. Zaten sıkıntı o herifler yani bu kadar iyi bir developerken kendi oyun sistemlerini doğru düzgün yapacağına bedava dağıtarak genco kandırma yöntemine geçmiş olmaları benim bu büyüklükteki bir şirketi yatak yapıştıramadım bir hareket. Yani koskoca Epic'in abone kasmak için çekiliş yapan yayıncıdan bir farkının kalmaması bana komik geliyor ya. Bir tık. Yani Epic'in oradaki stratejisini ben çok merak ediyorum. Çünkü bak şöyle şimdi dar gelirli oyuncu için çok faydalı bir şey Epic. Epic ömrü boyunca bedava oyun dağıtsın, tamam mı? Bu çok güzel bir şey. Millet para kazansın. Ne güzel iş. Para kazanmasın. Bak, millet oyun toplasın. Çok güzel iş. Peki. Ama yani ben de birisi o yani ben mesela yatırımları anlayabildiğim şeylere güveniyorum. Mesela Xbox Game Pass bana çok akıllıca geliyor. Adam diyor ki ben ayda şu kadar sabit paramı alayım. Kitlelere oyun dağıtayım. Tamam mı? Millet oynasın rahat rahat ama karşılığında da bir 15-20 lira bir şey versinler. Şimdi ben bunun sürdürülebilirliğini görüyorum. Ve diyorum ki okey. Çalışabilir. Epic ise bedava oyun dağıtıyor. Hatta ben de alayım bedava dağıttığı oyunları. Yani ben de Epic kullanıcısıyım. Ama dediğim gibi Epic müşterisi değilim. Yani aranızda Epic kullanıp da 1 lira harcamış olan var mı? Bak, çok saçma geliyor. Dolduracak, dolduracak, dolduracak içeriye para harcama huyu olmayan insanları. Çünkü para harcama bir huydur. Yani anladın mı? Bu para harcama ya elin cüzdanına gidiyor mu, gitmiyor mu? Çoğu insanın gitmiyor dünyada. Crying Sans. Var bende Steam'de galiba. Parasıyla almıştım galiba Steam'den. Ama ben de mesela Epic şöyle bir şey sağladı. Orta karar oyunları artık satın almıyorum Epic yüzünden. Diyorum ki 6 ay Epic bedavaya verir. Bunu kaçırmayacaksın hiç diyorum. Tamam, öyle bir huyum başladı benim de mesela. Şu şey çıktı ya işte 999 TL'ye satılan oyun başladı ya bir tane. Bu ne lan? Abi inanılmaz. Marvel'ın oyununu Marvel'dan iyi yapmış herifler. Kaç pardon ne? 100 TL'ye 3 tane kıyafet, 3 tane blink, 3 tane balta, 2 tane glider. 100 TL'ye ha. $100 değil 10 dolar aslında. Ha, desene ya. Bazen çok tuhaf hesaplar yapıyorsunuz çocuklar ya.
100 TL değil 10 dolar. Yo, 100 TL. 14 dolar gibi düşününce normal aslında. Yani bu yorumdan bir tane gördüm, çok takılmayacaktım. İkinciye görünce biraz takıldım. Siz internette bir takım fiyatları görünce yani size şu kadar dolar olsa normal aslında falan diye mi düşünüyorsunuz gerçekten? Ben de diyorum ki vakti zamanında eski bakan çıktı şey dedi ya, dolarla mı harcıyorsunuz? Dolarla mı borcunuz var? Dolarla mı iş yapıyorsunuz falan dedi ya. Ben de içimde diyorum ki yani millet TL ile ya ne alaka diyorum. Meğer benim chat'tekiler de bu kafadaymış. Doğru diyorsun. Abi siz o 10 dolar diye düşününce doğru vallahi ya. Evet. O zaman ucuz tabi. Drahmi ile düşünsek kaç drahmi oluyor? Nasıl olsun? Ne? Düşünsek. Bak asıl bir şey pound'la düşünmek lazım. Dur bak, bak şimdi ben konuyu çözeceğim şimdi. Dur. 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 Money converter. Dur. Dur. Ben size düşünmeniz gereken para miktarını şimdi bulacağım hemen. Tamam. Bütün hepsini aynı anda çeviren bir şey var mı? Ona geçelim. Euro filan diyorsun. Yok, euro filan değil. Bak mesela bizde kaç para var şimdi? Dur. Toplu çeviren bir şey yok mu böyle? Bütün paraları aynı anda çevirsin. Buraya ben gideyim TR'ye yazayım. Bak nerede? TR'ye. Kaç TR'ye? 100 TL'ye. Düşündüğünde 11 euro. Düşündüğünde tek tek bakacağız şimdi. 13 dolar, tamam. 9 pound arkadaşlar. Pound'la düşünseniz aslında. Pound'la düşünün abi. Pound'la düşünün de ne kadar ucuz aslında. Afganistan Afganı'yla düşünsen 1000 Afgan. Afganistan'da alınmaz bu mesela. Albanya yok. Algeria yok. Peseta'yla da alınmaz. Ne var? Peso. 1000 peso arkadaşlar ya. Oyuna 1000 peso verilir mi arkadaşlar ya? 24 florin olmadı. Yine bir pound değil yani. Florin de yemedi. Manat, Azerbaycan. Yeni manatla 23. Eski manatla kaç? 115 manat. Yuh! Abi 115 manat alınmaz, kusura bakmayın da. Dinarla bakalım. Kuveyt dinarı, doğru dediniz onu. Kuveyti dinar. Aman! Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bundan sonra dinarla düşünmek lazım. 100 TL dediğin alt tarafı 4 dinar be. 4 dinar 4. Yani bir şey söyleyeyim mi? Dinarla düşününce mantıklı aslında. Bitcoin ile de olabilir. Dur. 100 TL to Bitcoin. Kaç Bitcoin ediyor? Aman! Arkadaşlar ya. Yahu. Bir şey söyleyeyim mi? Yapmayın etmeyin ya. Fortnite'da şurada adam iki tane skin veriyor. 0,0035 Bitcoin ya. Arkadaşlar ya. Yahu. Ya lafını ettiğiniz paraya bak ya. İsmail ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yapmayın etmeyin ya. Hepsini alacağız hepsini. Hepsi bizim olacak. Bak. Oha 11 Aralık'ta 70 Bitcoin'miş. 35 Bitcoin olmuş. Bitcoin Aralık'ı ikiye katlamış. Bitcoin 11 Aralık'tan beri ikiye katlamış arkadaşlar. Neyse. Rica ediyorum. 10 dolarla düşünce normal aslında kafasınızdan çıkın. Ha, dolarla kazanıp dolarla harcıyorsanız yine de skine 10 dolar biraz fazla ya. Skine. Buradan bir laf esprisi de çıkarırdım ama çıkartmadım.
Hitman'e gıcık oldum yalnız ya. Hitman köyüne dön. Go to your köy. Ben yenle düşünüp şey yapıyorum. Çok faydalı, tavsiye ederim. O kadar Bitcoin'de mi veremezsin yani yeğenim? Ya arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? 0,00035 Bitcoin için ettiğiniz laf laf değil. Ben dolar almıştım. Aldığım günden bu yana 1 TL düştü. Keşke. Aa işte sonra. Ben de dolar kaldım fena. Mortal Shell 60 TL. Epic kodu indirimiyle alınca 20 TL oluyor. Değer mi sence CS? Değer ya. Yani Souls oyunu seviyorsan değer. Souls oyunu sevmiyorsan asla girme Mortal Shell'e. İnceleme var bizim kanalda. Bak oradan YouTube'dan. Mortal Shell diye bir arat. Valhalla da ekskluzif. Ya hayır değil. Valhalla ekskluzif değil. Ay var ya yani. Of. Okey mi? Abi iki dükkan da varsa ekskluzif olamaz. Ekskluzif kelimesinin anlamını mı bilmiyorsunuz? Can dostlarım, güzel kardeşlerim ya. Dostum kardeşim ya. Aa! Bağıracağım şimdi ya. Ya. Okay. Of, okay. Ay. Bu konuda anlaşabildiğimize sevindim arkadaşlar. Ha gerçek Valhalla'yı mı diyorsun? Ha tamam. Günaydın, hoş geldiniz. Dilcilere laf ettiğin için oluyor bunlar. Ben hiç kimseye hiçbir laf etmiyorum. Hayat çok güzel. Hadi bakalım. Ultimate Atom, Caverns of Chaos oynuyoruz bugün.